Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Aileler yarışıyor. Milyonların cevap aradığı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz kare aslar ve siz adrenalinler. Hepiniz hoş geldiniz. Ay adrenalin ne kadar zormuş o ya. Adrenalin çok güzel. Candan hakikaten de adrenalin kaynıyorsun. Gerçekten. Neden adrenalin? Adrenalin sporlarını mı seviyoruz? Ne oldu? Hem sporları seviyoruz hem de bir sağlık ekibiyiz burada. Mesleğimizle alakalı olacağını düşündük. Sağlık ekibi? Sağlıkçı mısınız? Evet, evet, doktorumuz, ebemiz, hemşiremiz toplanıp geldik. Ay benim aileyi alsanıza ya. Evet, evet. Aile misiniz bu arada yoksa iş arkadaşı? Biz karı kocayız. Hepimiz aynı yerde çalışıyoruz. Ha tamam arkadaşız. Olsun beni gruba alın ya. Bak doktor var, ebe var, başka? Hemşire var. Hemşire var. Ebe kim? Meryem. Ya ben bak biliyorum, ben ebeyi hemen gözünden tanırım. Ebe Meryem, evet. Hemşire Serap. Değil, bekle bekle. Dur. Tabii ki de. Şey, İngilizce bilmeyenler. Sen Dicle. Evet. Hemşire Serap. Ebe. Hemşire diyorum böyle bir. Ha ebe misin? Ebeyim. Ha iki ebemiz var. Canda. Ben hekimim. Hekim? Evet. Hekimi? Aile hekimiyim. Aile, evet. Aile en sevdiğim aile hekimi Ergün. Ben de eşiyim. Aile hekimiyim. İkiniz aile hekimi. İkimiz de aile hekimi. Ay çok güzel, harika. Bir de galiba Pırıl Pelin. Pelin. Pelin kızınızı, evet, da getirdiniz. Evet. Ona da birazdan önceyim. Ne tatlı kızlar var bugün izleyicilerim arasında. Yaş ortalaması galiba 9. Olabilir. Olabilir. Harika izleyicilerimiz var. Canlı canlı. Kare As, siz de bebelerinizi getirdiniz mi? Evet. Beni gör, şöyle oldu bir tanesi. O sizin galiba. Emir'in kızı. Siz, İpek adı ne? İpek. İpek, İpek böyle oldu beni gördü. Dedim ne oldu? Benim eteğimin aynısı. Dedim evet. Aynı eteği birazdan göstereceğim. Efendim iyi ki geldiniz. Sizler günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor. Başlasın. Sürpriz bir cevabımız var. Tam 1000 lira değerinde. Ve büyük ödülümüz 10.000 lira. Ya bak o 10.000'i duyunca adrenalin tavan yaptı. Fark ettiniz değil mi? Tanışma etabımız var efendim. Böyle hemen bir bakalım. Sesinizi duyalım. Ondan sonra nasıl tepki veriyorsunuz? Butonumu kırıyor musunuz? Kırmıyor musunuz? Elinizi acıtıyor musunuz? Gülşah ve Ergün buyursunlar. Sevgili aile hekimim, İstanbul'dasınız değil mi? Yok, biz Antalya'dan geliyoruz. Antalya'dan mı geldiniz? Evet. Ekip olarak, evet, Antalya'dan geliyoruz. Ay ne tatlısınız. Bana avokado getirdiniz mi? Avokado mevsimi değil henüz ama olursa. Avokado mevsimi mi değil? Ben 7-24 yetişiyor sanıyorum ya her mevsim. Öyle mi? Ama size sözümüz olsun. Ya olur mu? Şaka yapıyorum. Sizin gelmeniz yeterli. Şey getirseydiniz o zaman, bergamot reçeli, bergamot muydu? Onu da mevsimi deme, bana mevsimi deme. Dün, evvelsi gün, birkaç gün önce geldi bana marmelatı. Ben Kayserili'yim. Eşim Antalyalı.
Çok güzel işin içinden çok güzel çıktın. O zaman Kayserili tam adamımsın. Pastırma, sucuk nerede? Pastırma, sucuk. Antalya'dan geliyorum desene işte bitti olay. Tamamdır. 10 puanlık sorunuz geliyor. Bir pasta türü söyleyin. Sırayı kaptın Gülşah. Çikolatalı. Çikolatalı. Pasta türü çikolatalı var mı? Çikolatalı. İlk 10 puan oraya gitti. Görüşürüz Ergün Beyciğim. 10 puan sizindir Karayaz. Çetin ve Candan geliyor. On puanlık sorunuz geliyor. Boşluğu doldurun. Masaj nokta. Candan. Salonu. Masaj salonu var mı? Bravo. 10 puan da oraya gitti. Görüşürüz. 10-10. Güzel oldu. İlker ve Serap geliyor. Ebe mi diyoruz direkt sana? Mesela hastanede falan ebe mi, ebe hanım mı diyorlar? Aslında şey uzun yıllar hemşirelik yaptım ama şu an sadece ebelik yapıyorum. Ebe hemşire diyorlar. Biz... Ebe hemşire. Aynen. Çok güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. 2022 yılında baba olan ünlülerden birini söyleyin. Dosyalar. Serap. Tarkan. Çok fena salladım. Hiç. Yok galiba 2022 mi? Allah'ım yoksa... inşallah 21. Ya oldu mu tekrar? Ya 2020 bir kere olmuştu. Bir daha oldu mu? Allah bağışlasın. Tarkan var mı? Galiba henüz olmadı. Yok oldu mu? Olmadı. İlker, 2022 yılında çaktım baba mı olan ünlülerden birini söyle. Hiç aklıma gelmedi. Ha, 3, 2, 1. Yok, çıkmaz. Çıkartamadım. Sizce var mı biri sizde? Gelmedi sizde... Hiç hatırlayamadım. Allah'ım. Hiç yok. Hiç magazinde. Şey, çünkü hep belgesel izliyor. Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ mu? Evet. Ozan Tufan. Aa oldu mu? Evet. Bakalım kimmiş? Aa Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oldu? Gözyaşım pıt. Şey yok Allah bağışlasın. Allah analı babalı bütün. Ben niye bilmiyorum ya benim arkadaşım. Ha tamam okey. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ay çok güzel ya. Çok mutlu oldum. Bak ben de bazı haberleri programda alıyorum. Kimdeyim ben? Emir. Emir ve Dicle. On puanlık sorunuz geliyor. Yabancı dildeki filmlerin Türkçe'ye çevrilmesine... Ay yazık tutturamadı yoksa basıyordun Emir. Dublaj. Dublaj nedir? Dublajdır. Bravo. Ay ben onu yerim. Senin kızın adı neydi? İpek. İpek Güneş. Allah'ım nasıl sevindi biliyor musun? Sen... Baba! Baban evet 10 puan kazandı. Sorum da tam olarak şöyleydi. Yabancı dildeki filmlerin Türkçe'ye çevrilmesine verilen isimlerden birini söyleyin. Ve bir diğer ebemiz Meryem. Ve Ozan geliyor. Hoş geldiniz ebe hemşiremiz. 10 puanlık sorunuz geliyor. Şekli dikdörtgen olan bir eşya söyleyin. Ozan. Buzdolabı. Buzdolabı açılır bir verelim. Bravo 10 puan da oraya gitti. Görüşürüz Meryem. Efendim ilk tanışma etapımızda şöyle oldu. Adrenalin ekibi 10 puanla açılış yaptı. Ama karşısındaki rakipler Kareas ekibi 30 puanla açılış yaptı. Ve o zaman hazır ısındık mı? Isındık. Isındıysak ne duruyoruz? Gülşah ve Ergün buyursunlar. Ooo çok güzel soru. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Müslüm Gürses'in yorumladığı pop şarkılarından birini söyleyin. Ergün. Bugün benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm. Gerçekten doğum günü. Bugün doğum günü. Bugün doğum günü. Tamam da doğum günü. İyi ki doğdun Ergün.
İyi ki doğdun Ergün. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Her şey gönlünüz olsun Ergün. Teşekkür ederim, sağ olun. Aa, ne güzel oldu. Ama bir var pastırma, sucuk getirdiğini. Yok, adam haklı. Bizden hediye bekliyor. O zaman bakalım. Bugün benim doğum günüm var mı? Paramparça sana doğum günü hediyemdir. Görüşürüz. Paramparça. Candan Hanım sizdeyim. Evet. O zaman şöyle mi? Sen Antalya'ya damat mı gittin Ergün? Öyle oldu. Yoksa işten dolayı mı Antalya'ya gittin? Sen. Tanıştıktan sonra Antalya'da kalmaya karar verdim. Ana, şaka yapıyorsun. Evet. Nasıl tanıştınız? Biz okulu bitirdikten sonra uzmanlık eğitimi için dershaneye gitmiştik. Dershanede uzmanlığa çalışırken o dönem sınavlar ertelendi, başka sıkıntılar oldu. Dedik bari sınava giremiyoruz, evlenelim bari dedik. Sekonder faydalarından yararlandık dershanede. Ay ne güzel ya, görüyor musun? Ben sınava falan mı gitsem olmasa sonra? Bari sınava giremiyorum, evleneyim gibi. Ay ne güzel ya. Yani. Kaç yıldır evlisiniz? 11. 11. Maşallah. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Candancığım, ilk etapımızda sizdeyiz. Müslüm Gürses'in yorumladığı pop şarkılarından birini söyleyin de eşin Ergün hocamız en popüler cevabı açtırdı. Paramparça diyerek. Sende ne var? Yok. Müslüm Gürses'in yorumladığı pop şarkılarından biri. Yok mu? Yok. Ya ne tatlı, yok dedi, kestirdi attı. O zaman hayatınızı renklendirin. Buyursunlar. 5, 4, 3, 2, 1. Ya son zamanlarda rakipler hiç hayatı renklendirmek istemiyorlar. Neden olduğunu anlamadım. Serap'cığım sendeyiz. Müslüm Gürses'in seslendirdiği, daha doğrusu yorumladığı pop şarkılarından birini söyleyin. Haydi Söyle var. Haydi Söyle. Evet. Aa, o nasıldı? Yok, şeyini söyle sen. Asla söylemeyeceğim. Mırıldansan yeter bana. Bunu istediğinizden emin misiniz? Evet. 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 Hep beraber detone olalım mı? Olur olur. Haydi Söyle. Onu söylemedi mi? Evet işte, ben de onun peşini... Sen sus, sadece eşlik et. Şaka şaka. Bence güzeldi de şey diye, işte o hangi Haydi Söyle'yi söyleyeceksin diye, o yüzden mırıldanmanı evet, istedim. Evet değil mi? Hay, evet. Aa, orada bir çünkü söyle, o şey... Değil mi? O da öbürüydü. Aynen. Öbürü? Öbürü. O değil, o, öbürü. Diğer sanatçı. Haydi Söyle, onun için anımı... Haydi Söyle var mıdır? Müslüm Gürses'in yorumladığı pop şarkılarda. Aynen, öbürü dediğin o İbrahim Tatlıses'indir yorumladı. Doğru, doğru. Efendim iki tane çarpınız var. Çok erken oldu. Ay bir tane açık. Evet, kümelenin. Ama şey, benimkini de alın araya. Zaten o pozda arkanızda saklamışsınız aşağı. Şey, sürpriz, matruşka gibi. Dicle, sen değil. Affet. Attın kafadan değil mi? Hayır, hayır. Affet beni akşamüstü diye giden. Ay şarkı. Doğru, çok, çok haklısın. Çok severim. Haklısın, var. Öyle bir şey ki hani, bir hayır, şey söyleyeyim de, affet. Varsa çok güzel olur. Yani etap ilerlemiş olur. Bir soru daha çözmüş oluruz. Affet, wow, en popüler ikideymiş. Meryem sendeyiz, iki tane çarpım var. Müslüm Gürses'in yorumladığı pop şarkılardan birini söyleyin. Valla sallıyorum. Derbeder. Derbeder. Ya bir şey... O öyle bir şarkısı var mı bak bilmiyorum. O yüzden sadece şeyden mi acaba? Yani şöyle bir şeyden dolayı mı böyle hani... Gözyaşım pıt kelimeleri buluyorsunuz. Hani Müslüm Gürses arabesk falan diye... Hani derbeder söylemiştir. Derbeder var mıdır? Derbeder vardır ama sevgili Ferdi Tayfur'undur. Seni ben yerim. Siz kümelen, isterseniz kendinize vakit ayırın. Çünkü benim çitlenbik. Gel buraya gel. Bana gel sen. Gel mikrofonu da al gel. Gel bana gel. Güneş, Güneş. İpek Güneş. İpek Güneş, bir şey söyleyebilir miyiz? Söyle. Şey, biz
bizi ne zaman çağıracaksınız diye soracaktım. Şimdi çağırdım. Orada benim Melis diye arkadaşım da oturuyor. Onu da çağırabilir miyiz? Çağır arkadaşlarını, bütün arkadaşlarını çağır. Çağır ama gel de, gel. Televizyondayız şu anda, çağır. Böyle gel. Bize de soru sorar mısınız? Efendim? Bize de soru sorar mısınız? Soru mu sorayım? Ay ben hiç kıyamam ki size şimdi. Nasıl soru sorsam size? Peki bir şey söyleyeceğim. Bu hangi arkadaşın? Birazcık uzakta oturan Melis diye bir arkadaşım. Birazcık uzakta oturuyor. Evet. Nerede oturuyor? Vallahi... Babası burada. Babası da burada şu an. Melis'e sor bakalım, Melis söyle. Nerede oturuyorsun? Biliyorum. Ha, biliyorsun. Nerede? Ali Beyköy'de oturuyoruz. Ali Beyköy? Evet. Sen nerede oturuyorsun? Ali Beyköy. Ha, uzakta dediğin? Ya bir anne, annem nasıl Melis arkadaşıma gittiyse... Melis kim? Melis. Ha, Melis arkadaş. Ha, gittiğinde ne kadar saat sürüyor dönmesi? Biz Melis'lerle kalmayı götürürken birazcık sanki çok kolay gelmiş gibi oldu ama normal birazcık geç geliyorduk. Ha, yani gidiyorsunuz sonra kalıyor musunuz mesela? Gelmişken ilk defa bir gün kalmıştık onlar. Bir kere kalmıştınız. Evet. Acaba İzmit'te falan mı yoksa nerede oturuyorlar? Onlar Türkiye'de oturuyorlar. Türkiye'de? Evet. İzmit Türkiye değil ya. Ya yani. Ben seni yerim yahu. Bir de çabucak soru sorar mısın? Çabucak mı sorayım? Ne, sen soru sorayım diye mi geldin? Evet. Ama sen bu arada eteğin benimkiyle aynı değil mi böyle? Evet. Parıl parıl. Evet. Beni beğendin mi? Evet. En çok? En çok seni beğendim. Ben, en çok ben sana bayıldım. Arkadaşlarınla ben. Şimdi sizin, bir şey mi? Senin babanın adı ne? Emir. Neydi arkadaşımızın adı? Melis'in Melis, evet. Babasının adı ne? İlker. İlker'le senin babanla, bunun babası arkadaş mı? Evet. İşten mi yoksa nereden? İşten de bir de evden de. Evden de arkadaşlar. Öyle ha, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Bazı günler. Bazen. Evet. Baban çok mu gidiyor onun babasına? Yok yok. Evde çok çalışıyor. Evde çalışıyor. Evden çalışıyorlar. Evet. Ne iş yapıyor baba? Babam rapor yazıyor. Bir de rapor yazıyor evde. Rapor yazıyor. Evet, normalde işte de bir iş yapıyor ama onu unuttum. İki tane iş mi yapıyor baba? Yok, bir tane ama evden rapor dediğimizde iki tane sayılıyor. Senin baban denetmen falan mı? Yok. Rapor yazıyor ya. Evet. Baba sen neysen işin? Makine mühendisi. Makine mühendisi. Baba sen ne iş yapıyordun? Ya sen çok tatlısın, bayıldım size. Bu arkadaşın kim? Onu tanışmadım. Çünkü o diğer takımın değil mi kızı? Herhalde de evet, evet, evet. Ona da bir sor bakalım, adı neymiş? Ne? Pelin. Ha, Pelin o işte. Deminden beri Pelin anlatıyoruz ya. Evet. O işte. Peki o zaman çabucak bir soru mu sorayım size? Evet, evet. İsterseniz kadar sorabilirsiniz. Sen nasıl istersen. Hayır, şu annenler babanlarla da devam edeceğim ya ben. 10 tane sorayım. 10 tane. 10 tane evet, sorayım. Evet, çok seviyorum soru sormayı. Öyle, evet. Beni izliyorsun değil mi? Evet, izliyorum. Evet. Beğeniyor musun programı? Tabii beğeniyorum. Zaten haber gibi burası da. Haber? Hani haber çıkıyor ya, orası gibi. Evet. Buradan da değil mi bir sürü şey öğreniyorsun? Evet. Gündemi takip ediyorsun. Evet. Babam fotoğraf çekimi için söyledi. Ben bilmiyordum bura böyle muhteşem olduğunu. Ay güzellik seni. Ay kurban olurum. Sensin çünkü o muhteşem olan. Muhteşem değil mi burası? Evet, muhteşem. O zaman hadi çabucak bir soru sorayım mı? Hazır mısınız? Benimkiler biliyorsun babanlar kümelendi. Butona basacaksınız değil mi? Evet. Butona basacaksınız. Eller arkada nasıl oluyordu? Sen biliyorsun kuralları. Ben sana tutacağım. Evet. Eller nerede oluyor? Eller arkada. Tabii ki arkada oluyor. Butona da yetişiyorsunuz. Evet. Tamam, o zaman şimdi çok mükemmel bir soru gelsin mi size? Evet. Hazırsın? Evet. Çok güzel. Sen hazır mısın?
Evet. Harika. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Evet. Çocukların kafalarına taktığı bir şey söyleyin. Bas. Evet. Böyle aileler şey, bir tane bir yere gittiğimizde ama da böyle emin değiller, bir işleri falan var. Çocuklar da kafalarına takıyorlar. Ya mesela kafalar. Çok iyi ya. Mükemmel cevap. Çok tersten aldı. Sen beni ağlatacak mısın burada ya? Niye ağlatayım? Sen ne güzel bir cevap verdin. Nereye gidince çocukları kafalarına takıyorlar değil mi? Evet, Luna Park, güzel eğlence falan. Evet. Eğlenceli bir yerler. Sen harikasın biliyor musun? Evet. Hı? Çünkü çok babam bana okula giderken her gün falan soru soruyor. O yüzden yani artık alıştım soru sormayı, bir de erken biliyorum. Evet, bir de buradan babana bir şey söylemişsin mi? Artık seni o kadar kafasına takmasın mı? Ben bir kere babam beni şey, işi vardı dedi ki bana, Zeynep ablanın Luna Park'a gideriz ama işim erken biterse dedi. O Luna Park'a maalesef da giremedik, İstanbul'un demek şeyi. Ama bize oraya götürmedi, başka bir Luna Park'a götürdü ama gittik. Emir ya, Emir. Ama gittiniz sonuç olarak. Evet, evet. Bravo o zaman, babana da alkış. Kızlar çok teşekkür ederim, kendinize iyi bakın. Sizi şimdilik buraya yine uğurlayacağım. Güzel eğlendin mi? Bastın sonuçta. Efendim? 10 tane soru sormuştum. Ama ben sana 10 tane sorsam sana program yapmam lazım. Babanlar yarışıyor, devam etmem lazım. O zaman arada bizi çağırın, arada olur mu? Ay olmaz mı? Seni hep çağırırım ben. Hadi görüşürüz. Şöyle yapalım o zaman şu iki grup var ya, o iki grup biterse bizi çağırın o zaman, olur mu? Tamamdır, tamam yaparız ya. Oh çok güzeller yahu. Ay maşallah. Ay karşılıklı Pelin de buraya şey dik, Pelin de değil mi, pardon. Pelin de yazık burada dikirdi. Teşekkürler Pelin'cim, sen de geldin. Ay ne kadar güzel cevap verdi. Paramparça affetti. Efendim sorumuz şuydu. Müslüm Gürses'in yorumladığı pop şarkılarından birini söyleyin Ozan. Yana yana. Emir. Şebnem Ferah'tan yana yana. Yana yana. Yana yana. Ve Gülşah sendeyiz. Son karar senindir. 30 puandasınız. Bakayım. Aman iki tane cevap açtırmışız. Evet yok yani hiç yoktan iyidir. Buyursun. Ben de takıma uyuyacağım. Yana yana diyorum. He yana yana. Öyleydi galiba değil mi? Yana yana. Aa yana yana. Bildim de şey yapamadım, toparlayamadım. Yana yana açılırsa bu etabı Karayaz ekibi alır. Adrenalin ekibinde kaldı. 100 kişiye sorduk 5 popüler. Damlaya damlaya göl olur. Bravo dediler açılmayınca. Aklımıza geldi mi anladığım kadarıyla daha 17 şey. Daha 17 vardı sanırım. Daha 17, 17. O tema. Ama onu söyledi. Paramparçaydı o. En popüler 6'da ne açılır bakalım. Gönül. En popüler 5. En popüler 4. Olmadı ya. En popüler 3'ü görelim. Ay tutamıyorum zamanı yahu. Tutamıyorum puanları gibi oldu. Efendim Candan ve Çetin'le devam ediyoruz. Çetin. Evet. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Türk roman tarihinde hangi kitabı yazmış olmak isterdiniz? Canlı? Adı Aylin. Adı Aylin. Bakalım var mı? Ay çok güzel. Çok güzel. Aa, yokmuş. Çetin, Türk roman tarihinde hangi kitabı yazmış olmak isterdiniz? Ateşten Gömlek.
Ateşten gömlek var mıdır? En popüler altı cevap arasında. Ateşten gömlek sırayı kaptı. Görüşürüz. Ve Kare As ekibiyle başlıyoruz bu etabımıza. İlker. Kırmızı. 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 Olur mu olmaz mı? Şimdi göreceğiz. İlk çarpınızı aldınız Emir. Evde benim... rapor yazan Emir. Evet. Benim de çok sevdiğim İnce Mehmet. İnce Mehmet var mıdır? Ozan. Tutunamayanlar. Tutunamayanlar. Tutunamayanlar var mıdır? Tutunamayanlar da Oğuz Atay. Gülşah sendeyim. Bir tane çarpınız var. Ay sorum da çok güzel yahu. Türk roman tarihinde hangi kitabı yazmış olmak isterdiniz? Yaban. Yaban. Yaban, yaban. Olur mu? İkinci çarpıyı aldınız. Efendim bütün sağlık ekibim, aile hekimlerim, ebe hemşirelerim lütfen buyursunlar kümelenin. Çetin, yine sana geldim. Yaprak dökümü. Ha, şeyden gittin değil mi? 100 kişiye sorduk, en popülerini arıyoruz. Yaprak dökümü olursa ne güzel olur. Olmazsa üçüncü çarpılarını alırlar. Yaprak dökümü Reşat Nuri Güntekin vardır. Güzeldi ama bak. Şeyin güzel. İlker. Aşkı Memnun. Pas attım ama. Aşkı Memnun diyorum ben. Aşkı Memnun diyorsun. Aşkı Memnun var mıdır? Aşkı Memnun. Halit Ziya Uşaklıgil'dir ve vardır. En popüler iki, evet Emir'cim bakıyorum dizisi yapıldı, dizisi yapıldı. Ha, güzel mantık ha. Bana, en popüler, en popüler. Sana kaldı kaldı bak Aşkı Memnu'yla yaprak dökümünü. Şey boşlukları doldurun, fill in the blanks. Var mı? Kürk mantolu Madonna diyeceğim. Çok tamam. Bilindiğine güvenerek. Kürk mantolu Madonna var mıdır? Sabahattin Ali'dir. Bravo, güzel gittin. Bu şey mi? Popüler son zaman, hani son zamanlarda gerçek birkaç yıl oldu da evet. Bir konuşuldu falan. Ondan mı yoksa hakikaten bu romanı mı yazmak isterdin? Bu romanı da yazmak isterdim gerçekten ama çok bilinir, insanların da aklında kalmıştır diye düşündüm. Aa, şöyle oldu, ne oldu biliyor musunuz? Adrenalin ekibi 57 puandayken Kare As aldı başını gitti 120 puana ulaştı. Hedef vuru tabiyle devam etmek istiyorum şey olsun bir, böyle olaylar bir kızışsın yahu. Ergün ve Gülşah buyursunlar. Ay mükemmel bir soru. Hepiniz de biliyorsunuz hızlı davranırsanız 10 numara olacak. 10 puanlık sorunuz geliyor. Hababam sınıfının öğretmenlerinden birini söyleyin. Hocam? Body Ekrem. Body Ekrem. Evet bir dönem yaptım. Body Ekrem var mı? Bravo. Bravo. Ay inanırsın ben Mahmut Hoca çıkar diye düşünüyordum. Aynen. Yani Mahmut Hoca, Mahmut Hoca bekliyorduk. Evet aynen. Evet. Body Ekrem güzel. Ergüncüğüm 10 puan size gitti. Görüşürüz Gülşah'cığım. Seni pamuklara sarmala sararım. Çetin ve Candan geliyor. Aa Candan. Candan Er Çetin. Oldu bence bak. Candan Er Çetin. Bir müzik grubu olarak çıkabiliriz bence. Evet. Bu üçlüyü sahnelerde dinlemek isterseniz ben de Er oluyorum. Olur neden olmasın ki? 20 puanlık sorunuz geliyor. Küçük baş hayvanlardan birini söyleyin Çetin. Kuzu. Kuzu var mı? Candan küçük baş hayvanlardan biri. Tavuk. Tavuk? Seni ben yerim. Bu da kaşıkçı elmasın ya?
Tavuk var mıdır? Tavuk kümes hayvanı. Evet. Kim? Söyleyebiliyoruz değil mi? Yok artık puan yok ama puan şöyle. Yok ama evet. Koyun olabilir mi ya? Kuzu dedim ama bilemedim. Koyun? Aynı şey midir? Koyun olur. Koyun hepsi gibi aslında. Bakalım. Kesinlikle. Koyun mudur dedi. Çetin bir de öyle şansımı deneyeyim diyor. Bravo. Ya. Kuzuya koyun. Evet o ben de kaldı ama önemli değil. Bravo. Görüşürüz. Aklıma geldi. Serap ve İlker geliyor. Evet, 30 puanlık sorunuz geliyor. Yıkamadan önce çamaşırları kendi arasında nasıl ayıklarsınız? Ayırırsınız pardon. Serap. Renklerine göre. Renklerine göre var mıdır? Renklerine göre. Tabii mantıklı. Emir ve Dicle buyursunlar. Kırk puanlık sorunuz geliyor. Ülkemizde kullanılan pasaport renklerinden biri ne? Dicle. Yeşil. Yeşil var mı? Yüz kişiye sorduk. En popüler cevabı arıyoruz. Ülkemizde kullanılan pasaport renklerinden birini söyleyin. Kırmızı. Kırmızı. Dicle böyle yapıyor bak. Değil, değil. Ne Dicle? Bordo. Bordo, evet. Evet. Sende yeşil pasaport mu var? Ya evet. Hayır. Babam öğretmen yeşil. Ha ondan değil mi? İlk aklına o geldi. Tabii insan çocukluğundan beri ne görüyorsa o. Maalesef. Bordo, bordo mudur? Puan yok ama bakalım. Bordeaux. Onu aslında demek istedin aslında. Biliyorum evet, da işte evet. Çok kırmızı olunca şimdi kırmızı var, bordo var. Hatta Meryem ve Ozan geliyor. Tam pardon Çetin bir şey diyor lafını. Hatta kırmızı ayrı yani kırmızı pasaport ayrı. Doğru. Bordo ayrı. Aa doğru bir de kırmızı. Aso. Kırmızı şey miydi? Resmi. Diplomatik. Resmi. Diplomat. Diplomat. Diplomaten. Das ist eine Diplomaten. Ozan ve Meryem. 50 puanlık sorunuz geliyor. İstanbul'da bulunan vapur iskelelerinden birini söyleyin. Ne tatlısınız Meryem. Bas bas diyorduk. 3, 2, 1. Çıkmadı değil mi? Aynen. Var gözünün önünde. Evet, gelirken de gördüm. Ozan, İstanbul'da bulunan vapur iskelelerinden birini söyle. Kadıköy. Kadıköy. 50 puanı kazandırır mı Kare As ekibine? Meryem, gelirken ne gördün? Gelirken yediğin içtiğin senin olsun. Bana gördüklerini anlat. Kadıköy'den geliyoruz. Kadıköy'den mi geliyorsunuz? Aynen. Gelirken gördüm diyor ya. Direkt oradan gelmiş. Efendim 150 puanım vardı biliyorsunuz. Adrenaline bunun 40'ı gitti. 50'si de Karayas'a gitti. Kadıköy'den. Kadıköy iskelesi. Üçüncü etapımıza devam etmek isterim. İlker ve Serap geliyor. Yok Serap'cığım oradan böyle arkada gelme yok. Serap beklemiyordun değil mi sen geleceğini mi beklemiyordun? Nereye? Aynen. Kadıköy iskelede buluşalım mı? Kadıköy iskelede buluşalım. Üçüncü etapımızda devam ediyoruz. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Zaman zaman herkesin rüyasına giren olaylardan birini söyleyin. Serap. Kabus. Kabus. Var mıdır en popüler 6 cevap arasında? Şöyle geliyor İlker soru tekrar senin için. Zaman zaman herkesin rüyasına giren olaylardan birini söyleyin. Uçurumdan düşmek. Oluyor mu sana? Zaten oluyor. Uçurumdan düşmek. Uçmak. Hayır olsun. Yuvarlanmak. Uçurumdan düşmek var mıdır? Uçurumdan düşmek vardır. Görüşürüz Serap. Kabus. Zaman zaman herkesin rüyasına giren olaylardan birini söyleyin. Emir.
evde rapor yazan Emir yani tatlı. Baba sen ne iş yapıyordun? Ben makine mühendisi. Mühendisi, makine mühendisi. Evet, makine mühendisiyim. Siz bu arada İstanbul'dasınız. Yok pardon, nerede? İzmir'de var. Biz ikimiz İzmir'deyiz. Ha siz İzmirli misiniz? Yeni İzmirliyiz, 2 yıllık. Buradaydınız ama. Evet, klasik esprimi yapayım. İzmirli doğulmaz, İzmirli olunur. Çok ben İzmirliyim ama. İzmirli. Ha, eş durumdan dolayı evet. İzmir'e gittiniz mi? Öyle mi oldu? Aa, burası gibi ya, bak Antalya falan. Sonra sınava giremediler. Bari o zaman evlenelim. Ne güzel. Ergün'e diyor ki Kayseri tamam, ben o zaman eş durumdan Antalya'dayım. Biz aslında Çorlu'da tanıştık. Oo, burada olaylar daha evet, karışık. Navigasyona ihtiyacım var. Aynı şirketteydik. Beni işe almadın. Daha sonra... Ne? Döküldün Gülçetin, anlat. Başka insan isim vermeden gideyim, firma ismi. İnsan kaynakları danışmanıydı Gülşah. Benim de CV'm bir şekilde ilgili firmaya gidiyor ve Gülşah bunun yaşı çok genç, bundan müdür olmaz diye üstümü çiziyor. Benim CV'm aynı şirkete başka yollardan gidiyor ve işe alınıyorum. Ben işe alındım Asuman Hanım. En arka, daha orta bir alanda oturuyoruz, daha odamız falan yok. Gülşah daha sonra benden sonra aynı firmaya işe başladı. Ve sandalyemi döndüm şöyle, o işi almadığın kişi dedim. Sonra, wow, tam böyle film gibi olmuş değil mi? Sonra tamamen aldı ama. İşi almadı. Şimdi olacaktım. İşi almadı, eve aldı. Evet. Çok daha ne yapayım? İşi almadı, hayatını aldı. Çok evet, güzelmiş ya. Ama sen hakikaten böyle döndün mü? İşte o işi almadın. Çok esprisi oldu. Gururlu genç, yakışıklı ve gururlu genç benim. Çok güzel, harika ya. Ne üzerine iş yapıyorsunuz bu arada? Ben insan kaynakları danışmanıyım. Sen çok... Bilgisayar mühendisiyim. Yo, benim kızlar gitmiş o arada. Bak, Çetin abin de bilgisayar mühendisi. Siz bu arada üniversiteden mi arkadaşsınız? Evet, biz yaklaşık 20 yıldır arkadaşız. Üniversitede aynı evdeydik. Ev arkadaşıydık. Eski ev arkadaşı. Hem de ev arkadaşı. Evet. İlker, sen de mühendissin? Ben de makine mühendisiyim. Emir ve Ozan'la birlikte aynı meslektaşız biz. Aynı sınıfta. Aynı sınıfta. Aynı sınıfta. Aynı zamanda. Aynı sınıfta. Vay be. Ozan'la lise arkadaşız ayrıca. Değil mi? Aynen. Ozan, böyle bir değişik bağlarımız var. Ozan bir de senin lise arkadaşın. Evet. Yok canım. Liseye sonunda. Aa. Siz Çorlu'da mı tanıştınız ama bu arada? Çorlu'da. Biz Çetin'le Çorlu'da tanıştık. Tamam ama siz normalde İstanbul'da mı okudunuz? Evet, İstanbul'da. Ve o zaman bu zamandır arkadaş mısınız? Evet. Ay mükemmel ya, o bambaşka bir şeydir değil mi? Askerliğe falan da mı beraber gittiniz? Yok. Denk gelmedi. Ama denk gelmedi. Gelir diye çok bekledik ama. Aynı bölgelerde yaptık bu arada ya. Çok yakın, ilginç değil mi evet, hepimiz? Evet, hakikaten mi? Güneydoğu'daydık. Çok, evet. Aa! Yani ay bir şey söyleyeyim. Gülçah, bunların arasında da kalmak istemem ben sana söyleyeyim. Bunların ne evdeki anıları biter, ne üniversitedeki anıları biter. Bir de üstüne askerlik anıları. Oo, yo, yo, yo. Bunlar hiç, en doğru seni arkada saklamışlar, hiç hoş olmadı. Seni direkt öne koymaları lazımdı. Karayas ekibi sizdeyim. Abi bu arada benim öbür kız kimindi? İlker senin. Benim de evet, Melis. Ya çok tatlılar. Şeyi biz sizden öğrenebilir miyiz bu arada? Gidiyorsunuz, geliyorsunuz, bir gün kaldık. İzmit'te mi kalıyor dedim. Yok hani dedi ya, Ali Beyköy'de yaşıyoruz biz. Öbürleri dedim, siz İzmit'te mi? Yok dedi, Türkiye'de dedi ya. Türkiye'de evet. Biz normalde İstanbul'da oturuyoruz. Emir'le bazen şehir dışında işe gidiyoruz çalışmaya. Eşlerimiz ve çocuklarımız yalnız kalmasın diye birbirlerine gönderiyoruz. Beraber işte kız kısa parti yapıyorlar. Tamam, Emir'ler Ali Beyköy'de de sen neredesin? Küçükçekmece'de. Aslında şehir dışı. Yakın. İstanbul'da 15 şehir dışı sayılır. Ah garibim, o yüzden. Tabii, evet. Çok uzağa gidiliyor. Bir günde kalmışlığımız var. Gidince kalıyoruz diyor. Çok tatlı. Efendim sizdeyiz. Zaman zaman herkesin rüyasına giren olaylardan birini söyleyin de uçurumdan düşmek dedi İlker. Emir sen? Karabasan. Rüya, karabasan. Bilemedim ya. Kabus, karabasansa. Karabasan girdi rüyama mı diyoruz? Bilmiyorum nasıl kullanıyoruz onu. Rüyamda karabasan ama uçurumdan düşmek de kabus ya. Muhtemelen onun altlarını... Bana sanki karabasan, kabus aynı şeymiş gibi geldi. Değiştir bence. Karabasan var mıdır en popüler altı cevap arasında? Ya benimkiler müthiş biliyor musunuz? Ben burada ettiğim sohbetler, ki beni bilirsiniz, sohbete susarım her zaman. Ettiğim sohbetlerden cevap... soru yazıyorlar. Elime veriyorlar, gidiyorum 100 kişiye soruyorum. Çünkü benim rüyama giren, ben biliyorum ne olduğunu. Bak kesin var. Ozan, zaman zaman herkesin rüyasına giren olaylardan birini söyleyin. Ölmek. Ölmek. Aa, ölüm, Allah. Ölüm diyeyim daha doğrusu. Allah gecinden versin, o tam tabii tersine, rüyalar tersine çıkar. O evet, şey deriz. Yaşam uzatır. Ölüm, ölmek var mıdır? O da bir kabus ya.
Yok dedim ben size, kabus gibi bir şey. Kümelenin, Ergün hocamı da unutmazsanız çok severim ya. Severim, sevinirim. Gülşah, evet zaman zaman herkesin rüyasına giren olaylardan birini söyleyin. Uçmak. Siz hep uçurumdan düşmek, uçmak. Kabuslardan. Evet. Uçmak. Ben hiç uçtuğumu görmedim ya. Ben sen uçarım. Hakikaten mi? Tabii. Ne demek acaba? Bakmışsındır kesin. Çok bilmiyorum anlamını ama. Ama ay, bazen hemen bakıyorlar ya anlamına falan. Uçmak var mıdır? Herkes uçuyor. Ben rüyamda hiç uçmadım ya. Çok üzülüyorum ve en popüleri çıktı. İki tane çarpınız var Çetin. 2, 4, 5 Of. Kesin var benimki. Hadi gelsin. Kesin. Araba kullanmak. Şaka şaka diyor. Ben araba kullanmayı niye rüyamda görüyorum ya? Sen araba İşte kullanmıyor ben. Musun? Kullanıyorum. Zaman zaman herkesin rüyası gördüğü bir tamam. olay. Araba kullanmak olur mu? Bak çıkarsa çok şaşırırım. Bak büyük hadi şaşırırım. 100 kişi, hadi. Ha, 100 kişime güveniyor benim Çetin. Hadi bakalım var mı? Bravo, bravo, bravo. Özgüven. Ayarladım. Ha, bir dakika. Şöyle, tamam şimdi anladım. Sen görüyor musun araba kullanmayı Çetin rüyanda? Evet. Bir şey diyecektin galiba bununla ilgili. Bak. Alternatif bir cevap olur mu düşünüyorum vereceğimde? Hayır. Ha, sakın bir şey söyleme. Ha, yani daha sonra söyleyeyim nereden aklıma geldi. Okey. Ha nereden aklına geldi? Evet. İlker, iki tane çarpınız var. 3 tane açılmamış cevap var. Zaman zaman herkesin rüyasına giren, girebilen olaylardan birini söyleyeyim. Birini kovalamak. Genel mi? Kovalamak. Bu erkekler kadınlardan farklı rüyalar normalde görüyor. Normalde yapmıyoruz. Ona... Çünkü neden? Birini kovalamak, evet, geçenlerde burada anlattım ben. Ben de sürekli kovalanıyorum. O yüzden demek ki sürekli ben kaçıyorum. Benim arkamdaki şey var elinde. Neydi ya o? Balta mı diyoruz? Kızılderili var benim bir tane. Hul 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 diye. Yok öyle ses yapmıyor ya, çok sinsi. Bayağı beni kovalıyor yani. Bayağı gün, ay çocukluğumdan beri görüyorum. Kovalamak kovalamak dedi İlker. Aa. Ay siz kümelenmiştiniz değil mi? O kadar zaman geçti ki o arada rüyalardayım. Üçüncü çarpınızı aldınız. Meryem sendeyim. Zaman zaman herkesin rüyasına giren olaylardan birini söyleyeyim. Evlenmek. Ay çok pardon, sen şimdi evlenmek deyince ben de bir daha bakayım ya. Zaman zaman herkesin rüyasına giren olaylardan biri. Evlenmek. Dicle. Yani iki şık vardı da karar veremedik tabii, son karar kaptırdı. Bir sürü şey söyleyebilirsiniz siz. Aksakallı dede veya evlenmek diye konuşmuştuk. Ama olsun, zaten sonuncusunu Ergün Bey söyleyecek. Ben de aksakallı dede diyeyim yani. Serap? Yani çıkan sonuçlara bakarsak fiili bir şey istiyor galiba. Herkes öyle söylemiş. Uçmak, araba kullanmak, uçurumdan düşmek. Yani işte pek çok şey olabilir. Ben... Sen söyle. Suya girmek, yüzmek falan diyeceğim. Suya girmek, yüzmek. Can'da? Evlilik. Ergün Bey, söz sizin. Bu arada siz hepiniz aynı yerde mi çalışıyorsunuz? Evet. Ha güzel. Ekip arkadaşlarınız, sevgili hocam. Evet. Epey bir kafanızı karıştırdı gibi geliyor bana. Evlilik, 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 yüzmek, evlilik geldi. Çoğunluğun kararına uyacağım, evlilik diyeceğim ben de. Evlilik, evlendiğini görmek, evlilik görmek. Çıkarsa bu etabı adrenalin ekibi alır. Herkes, ay her evlen... genç kızın rüyası yüzmek evlilik. Çok iyiydi. Ay seni yerim Dicle, her ben genç kızın... Ben evliyim, yanlış olmasın. Yok yok biliyorum ama her genç kızı doğru söylüyor. Evet. Her genç kızın rüyası.
evlilik rüyada görünce en popüler beş neymiş? Ne olur sizce? Yüzmek boğulmak olabilir. Yani boğulmak, yaşa ya. Bu yüzmek, suya girmek değil mi? Ben mesela onu, o boğulmayı çok duyuyorum. Evet. Bakalım neymiş en popüler beş? Aa evet, müjdedir derler. Beni görüyorsunuz mu rüyanızda? Siz bütün arkadaşlarınızı Bazen... gördüğünüzde müjde alıyorsunuz o zaman yani. Ney? Hayır, bunda bir ayrım var. Bütün arkadaşlarınız ünlüdür zaten sizin. Düşünsenize sürekli müjdeli haber alıyorsunuz. Öyle yorumlanır ya rüya tabirlerinde. Evet, o yüzden ben ünsüzleri görüyorum. Mesela geçen bizim Serhat'ı gördüm rüyamda. Bu benimkiler geliyor. Ben bir şey söyleyeyim, hakikaten ya ben hiç ünlü görmedim rüyamda. Niye acaba? Ünlü gördün mü ya? Aa, bir kere Al Pacino'yu gördüm. Sen ne diyorsun? Öyle ben gördüm de büyük gördüm rüyamda, anladın mı? Al Pacino'yu gördüm. Elinde baltasıyla. Evet, Al Pacino'yu gördüm. Ondan sonra ama dün de şeyi gördüm ya bizim Erdinç. Benim Erdinç var. Erdinç'im, seni gördüm, hayır olsun inşallah. Gerçi onu da hep görüyorum hep şey yapıştırma böyle dönem dizisinde böyle falan oynasa diye herhalde onu da ünlü olacak. Bak öyle de olabilir. En popüler dördü görelim. Evet. Aa, katende yüzmek varmış. Güzel, Adrenalin ekibi 165 puanla farkı 5 puana indirdi Kare As ekibiyle. Çok güzel, o zaman Dicle ve Emir buyursunlar. Ben evliyim, yanlış anlaşılma olmasın. Ne kadar zamandır evlisin Dicle? 5 yılda olmak üzere. Aa, evet, ne güzel. 1,5 yaşında doğulum var. Oy maşallah, Allah başlasın. Amin inşallah. Asuman Hanım, lafınızı böleceğim. Dicle bizim birçok işimizde sağ olsun koşturan birisi. Ve yarışmaya katılmamızda bütün basamaklarda her şeyde Dicle koşturdu. Ayrıyeten yarışmaya gelmeden önce de bizi uzun uzun çalıştırdı. Bütün sorulara o cevap veriyordu. Buradaki performansı bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bir an önce toparlamasını istiyoruz. Yani ay teşekkür mü ettiler? Ne yaptılar ben anlamadım. Arkadan aldım ben o tehdidi. Ya öğlen araları falan elime alıyorum şimdi. En popüler yüz cevabı çıkmış el. Hadi diyorum ya, hani söyleyin bunu yapabilirsiniz diyorum, gaza getirmeye çalışıyorum. Benim burada nutkum tutuldu gerçekten yani. Ama sen de haklısın Dicle'cim, orasıyla burası aynı değil. Evet. Ama şey, bu arkadaşların ve iş arkadaşların ve ailen aslında aile olarak istiyorlar. Evet. En küçükleri benim. O yüzden ben küçük çocuk ettim. Muamelesi görüyorum. Hayır yani Candan Hoca nasıl böyle yapıyor? Kendinize gel falan. Beni şekeledi arkadaşlar. Ben şey sandım, bizim adımıza başvurdu, bütün işleri halletti, sağ olsun falan. Sonunda teşekküre bağlı. Sonunda fırça attı kadın. Doktorlar öyle de tatlı sert severler ya. Biraz doktorluktan Yok. Gelen bir alışkanlık herhalde. Biz gerçekten bir aile gibi çalışıyoruz. Bütün ekip olarak, ekip anlayışı zaten var ama ekibin ötesinde cidden bir aile mekanı gibi. Hani ablamız, kardeşimiz, abimiz öyle görüyor herkes. Siz bu arada sağlık, aynı sağlık ocağı tabii, değil mi? Tabii aynı aile sağlık, sağlık ocağı merkezinde. Demiyoruz da aile sağlığı merkezi. Aile sağlığı. Olsun biz halk arasında sağlık ocağı diyorsun. Ne var? Evet. Olsun. Ben benim sağlık ocağındakileri de çok öpüyorum ya. Çok seviyorum ben. Sağlık ocağımı çok seviyorum. Keşke bize kayıtlı olsanız. Siz neredesiniz? Antalya'da. Antalya'ya nasıl kayıtlı olayım? Ha, oraya da annem yok, oraya o da olmaz. Alanya'da o. Onu da ayrı şey. Keşke gelsem mi? Ne yapacağım? Tatile gelin. O gelirim, uğrarım o zaman size. Bizim zaten mahallemiz hep yaşlı. Böyle banklarımız var, oturuyoruz. Hayır, o anlamda söylemedim. Gidelim anneniz mi? İçin de. Anneniz için söyledim. Dil suçmuşsun. Bankta oturup kahve ikram ediyoruz. Canan Hocam. Size vermek istiyorum. Küçüklere çok laf vermemek gerekiyor, o yüzden oluyor. Bize bekleriz sağlık merkezine hocam şey dedi ocağına. Hayır, Alanya'da bizim zaten düşün. Oradaki herkes yaşlı dedi bana ya. Gelin banklarımız ya. Var dedi ya. Hayır öyle bir şey dersen dilim tutulur. Siz yaşlı olur musunuz diyeceğiz. Her kime dedi? Ha, anneniz Alanya'da ya. Yani onu alalım çekmez. Diyor. O anlamda söyledi. Kıvıracaksan da o köpeğin hakkını vereceksin. Efendim 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. İyi ki geldiniz. Masallarda yer alan erkek kahramanlardan Dicle. Robin Hood. Robin Hood mıdır? Sevmediğim kadar varmış. Emir. Masallarda yer alan erkek kahramanlarından birini söyleyin. Keloğlan. Keloğlan.
Yerli. Cepte. Var mı? Var. Keloğlan en popüler altıda ve sırayı kaptı. Keloğlan. Yok ya şaka, Robin Hood da şimdi şey olmasın buradan. Robin Hood severler. Ozan. Masallarda yer alan erkek kahramanlardan birini söyleyin. Beş. Peter Pan. İki. Peter Pan. Senin Peter Pan'ini yerim ben. Sırası değil. Ha? Sırası değil. Sırası mı değil? Evet, onun sırası değil. Sizde mi sıra? Ben evet. Karıştırdım. Herkes başka şeye gidiyor. Ben sürekli Çetin Bey odaklandım. Hocam sağlık, sağlık ocağının içinde nasıl bir atmosfer? Hakikaten ya ben size diyorum bak, orası ile burası aynı değil, değil diyorum değil, yani. Doğru, ben bak şu an... burası ile orası da aynı değil. Candan ne tatlısın ya, sırası değil diyor. Neyin sırası diyor? Peter Pan'in mi? Yok diyor. Ozan'ın, Ozan Bey'in diyor sırası değil. O masala daha var. O Çetin'e verdi sırayı ya. Ben sürekli diyor Çetin Bey'e odaklandım. Peter Pan, yok biz Peter Pan'e gülüyorduk ama bir şey söyleyeyim, benimki daha komik, benim de arkadaşım Peter Pan diyorum çünkü ben ona doğal olarak. Yani çocukluğumdan beri öyle alışık. Ay sen komik bir şey var öyle söylüyorsun ya, söyle diyorlar. Diyorum ki ne söylüyorum ya? Ha, Peter Pan diye bir şey diyorsun ya da Peter Pan. Ama bak Ozan daha şey yaptı, Peter Pan var mıdır? Candancığım, sırası değil dedin ama sırayla açtırıyorlar. Gülşah, sendeyim. Masallarda yer alan erkek kahramanlardan birini söyleyin. Evet, o tıkandığımız... Hadi. Olmadı. Hadi. Masallarda... Sizde çoluk çocuk var mı? Yok, hayır. Hayır dedim onlar, acaba... Oradan biliyorlar. Hayır, bir masal falan yok mu? Masallarda geçen erkek kahramanlardan birini söyleyin. Bak, en popüler Keloğlan çıktı. En popüler Peter Pan. Gülşah. Yani çizgi film geliyor aklıma ama. Beş. Shrek diyeyim. Kim? Shrek diyeceğim ama çizgi film geliyor aklıma. Shrek masal mı? Değil. Masal da vardır onun ya. Yazık. Hı? Ne? Çok belki söyledi ya, masal da vardır onun. Olsa ne güzel. Ay Serap kıyamadı size. Masal da vardır belki. Şey Shrek. Shrek var mı? Shrek. İlk çarpınızı aldınız Çetin. Sendeyim. Masallardaki erkek kahramanlardan birini söyleyin. Bak Keloğlan var, Peter Pan var. Bir numarayı söylüyorum. Söyle. Beyaz atlı prens. Acaba var mı? Şey mi diyorsun sen Çetin? Ama. Hani şu insan kaynakları tarafından işe alınmayan. Evet. Sonra yıllar sonra dönüp dolaşıp o beyaz atlı prens. Çok tatlısınız. Beyaz atlı prens var mıdır? Ay olsun ama o da yani baş kahraman. Bravo. Dicle, her genç kızın rüyasındaki beyaz atlı prens. İlker. Bir tane çarpınız var. Nasrettin Hoca. Masallardaki erkek kahramanlarından birini söyleyin. Nasrettin Hoca var mıdır? En popüler altı cevap arasında. Yoktur, ikinci çarpınızı aldınız. Kümele'nin sevgili sağlıkçılarımız ve kimdeyim? Emir. Gulliver. 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 Gulliver var mıdır? Gulliver. Gulliver size tam 1 lira kazandırdı Emir Beyciğim. Evde rapor yazan Emir. 1000 lira sizindir. Teşekkür ederim. Ne yapacaksınız? Büyük ihtimalle ipek alır elinden. Kuvvetle muhtemel. Sizin kıyafetinizden alacaktır. Öyle alacak tahmin kesin. Ediyorum. Kesin. Ay çok değil mi? Nereden aldığınızı bari söyleyin. Benim işim kolaylarsın. Ay tabii kız çocuğun da öyle şeyleri var değil mi o? Çok seviyorum. Böyle çok parlak kıyafetler.
giyinmeyi çok zaten İlkan'da meraklı. Bir de sizi de çok beğeniyordu. Şu an meç oldu. Hem sevdiği kıyafet, sevdiği kişi meç olunca orada sevdiği ortam. Kafa gitti. Uzun süredir görüşmüyoruz. Sohbet ediyordum ben. İlkan'ı görmediniz. Bir an durdu böyle. Bu ne güzel bir kıyafet. Siz sonrasını gördünüz zaten. O dondu. Ha abi. Öyle mi? Tabii, tabii. Ben burada gözleri böyle oldu. Dedim ki ana çocuk dondu dedim. Bir şey evet, oldu. Onu söyledi sonra. Evet, aa ne sonra dedim ki ne oldu? Ha falan oldu. Aynen dediğin gibi o kendi eteğiyle de. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Seninki sahne aldı gitti. Yok. Çok. Bak sahne o meğerse onun derdi oymuş. Şuraya bir çıkayım. Bana birkaç ne dedi? Soru. Çabucak bir soru sorsanız dedi. İşi vardı herhalde. Meşgul. Ozan sen deyim iki tane çarpınız var. Beyaz Atlı Prens, Gulliver ve Peter Pan ve Keloğlan çıktı. Evet. Masallardaki erkek kahramanlardan biri. Emir'cim sen Ozan'a böyle bir iteliyor musun? Beni orada? İteledi göremiyorum. Valla ite ite adamı çok yok şey yaptılar. Oh, çok buradan daha güzelsiniz. Süre kazanıyorum. Ya, ne yok yavrum ona puan yok olsa keşke. büyük ihtimal çıkmayacak ama Dede Korkut. Dede Korkut var mı? Büyük bir ihtimalle çıkmayacak dedin ve çok haklı çıktın. Siz değil Meryem. Kümelendiniz değil mi siz bu arada? Evet. Masallardaki erkek kahramanlardan birini söyleyin. Pinokyo. 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 Serap? Pinokyo. Her genç kızın rüyasındaki Pinokyo. Candan? Kral. Ha ben de Pinokyo diyeceksem o yüzden onu şaşırdım. Ben de şaşırdım. Sırası değil. Ben de. Sırası değil. Sendeyiz hocam. Pinokyo. Pinokyo dedi. Pinokyo eğer açılırsa adrenalin ekibi bu etabı alır. Pinokyo ya. Her genç kızın rüyasındaki. Epopüler 3 ne olur? Kral. Kral bak taktı o kral. Ne olur? Şansel bir detelden bir şey gelir mi ki? Ben şey demiştim. Şey. Aa Hansel Gretel evet. Küçük prens. Bakalım bakalım neymiş ya. Kurşun asker. Çok artık ya. Ama hiç gelmedi aklıma. Duble puan etabına geldik. Meryem ve Ozan buyursunlar. Meryem hocam siz nerelisiniz? Afyon. Afyon mu? Ay benim bir akrabama benziyor dedim. Neresi çıkacak? Afyon. Ay Afyon'a selam yollamıyoruz hiç. Bir dakika. Kaymağı meşhur. Baştaki sucuğun pastırmanın cenneti Kayseri. Yok pastırmanın de sen de sucuğun. Kaymak. Kaymak. Ha evet. Öyle mi? Sucuk değil mi? Yani sucuğu da var ama kaymağı da. Aslında kaymağı. Afyon'un kaymağı. Aslında mermeri. Aslında mermeri de yok mu? Var. Mermeri de var. Tabii. Ha, biliyoruz herhalde evet. Meryem'cim uçları lütfen. Yani benim Afyon çok yakın. Ankaralıyım ya Alperen ondan. Afyon'da benim rahmetli anneannem çok gidermiş oradan. Kapıcıları. He, hep bir kanım kaynıyor. Afyon'a buradan selam olsun. Sayende Afyon'da almış olduk. Biliyorsun uluslararası bir programız. Her yerden izleniyoruz. İzmit'ten de inanır mısınız? Türkiye yok benimki yok gitmedi. Gitti benimki. Gelmedi. 100 kişiye sorduk. En popüler 5 cevabı arıyoruz. Genç kızların birbirlerine ödünç verdikleri... Evet Ozan. Kıyafet. Kıyafet var mıdır en popüler 5 cevap arasında? En popüler 2'de Pelin orada saçını başını yoluyor. Meryem nasıl olur da daha önce basmadı diye. Meryem ben bir ablası. An durakladım. Genç kızların birbirlerine ödünç verdikleri özel bir eşya söyleyin. Takı. Takı. Var mı? Aa, en popüler 5'te. Bir şey söyleyeyim. Bak çoğunlukla erkek. Ha, orada bir tek güç ama nasılsa. Tıkanırlar. Yani. Buyursunlar, buyursunlar. Ha, tıkanmayabilirler. Tıkanmayabilirler. Gülşah sendeyim.
genç kızların birbirlerine ödünç verdikleri özel bir eşya söyleyin. Makyaj malzemesi. Ha güzel. Ben hiç tasvip etmiyorum. Ama yapıyorlar. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Makyaj malzemesi fazla özel. Yani şey özel dedim mi? Yanlış söyledim. Yani burun falan. Ya ben geçenlerde bir şey duydum. Ya çok tatlılar tabii de onu da yapmasınlar. Şimdi bu pandemi döneminde bu... Onu söyleyebilirim çünkü o şey olmaz yani. Kopya falan da olmaz yani. Onu söylemezsiniz diye düşünüyorum. Bu tabii henüz bir yaş... bir yaş demişim pardon. İlkokula falan gidenler, anaokula gidenler falan... Şey diyorlarmış, ben onu duydum ya, şok oldum ama ne yapayım, çocukları da şey yapamazsın. Senin masken ne güzel, değişelim mi? Diyorlarmış birbirlerine ya, maskeleri değiştiriyorlarmış. İşte sen şimdi tak akşama falan diye o çiçekli böcekli o yüzden o da çok iyi bir şey değil. Neyse ki biraz şey oldu değil mi? Artık rahatlıyoruz gibi geldi. Makyaj malzemesi var mıdır? Wow, en kop. Ya Çetin ne tatlısın. Sürekli Gülşah böyle yapıyor. Sendeyiz Çetin. Oo, iki tane açılmamış cevap var. Biri bende. Hiç bravo, hiç çarpınız yok, harika. Ayakkabı. Güzel. Ayakkabı olur mu? Enteresan şu anda. Rahat olun, iki yerde tıkanacaklar. Genç kızların birbirlerine ödünç verdikleri özel bir eşya söyleyin İker. Çanta. Aa, makyaj malzemesi, giysi, ayakkabı, takı, çantada açılırsa bu akşam Kare As ekibiyle 10 bin lira için yarışacağız. Açılmazsa ilk çarpılarını alacaklar. Bakalım var mı çanta? Kız kişiye sorduk 5 popüle. Bir hızlı oldu. Bir yerde tıkanırlar sandım çünkü neye güvendim biliyor musun? Hepsi erkek. Şurası bilemez diye düşündüm kız yani. Kız kardeşleri var hepsinin. Hepsinin. Kızlarımız var üçümüzün. Kızları var. He ama küçük küçükler olsun. O yüzden dedim. Onlar da başladı mı? Tabii başladı, canım başladı, şimdiden maske. Masken çok güzelmiş değiştirelim mi diye. Taşları falan da değiştiriyorlar. Aa Kare As ekibi hakikaten 354 puan. Adrenalin. Dicle. Ne oldu? Söyle söyle. Her genç kızın rüyası oldu. Her genç kızın rüyası oldu, aileler yarışıyor, çok tatlısınız. Hocam iyi ki geldiniz ama şöyle sizin nezdinizde bütün sağlık personeli, sağlıkçılara kocaman bir alkış yollayalım. Asla ve asla hakları ödenmez. Öpüyorum hepinizi. Efendim iyi ki geldiniz. Antalya'dan geldiler bizim için, çok tatlısınız. İyi ki geldiniz. Pelin'cim şey oldun mu? Orada Pelin şöyle oldu bak. Sürekli Pelin oradaydı. Pelincim gel şöyle. Bir seni burada demin çağırdım. Çok üzüldüm çünkü bir şey söyleyeceğim. Ay Emir'in kızı hiç durmadı ki. Hiç durmadı. Hali hazırda Emir yokken hemen sana söyleyeyim. Nasıl yarıştılar? Bana doğruyu söyle. Dur ben araya gireyim de şey yapma. Bana bakarak söyle. Nasıl yarıştılar? Yani bence iyi yarıştılar ama... Benim beklediğim cevapları vermediler. Senin beklediğin cevap mesela herkesin rüyasına giren olaylarda orada sen bir orada gördün mü büyük büyük tepkiler verdin. Yani ben orada daha farklı şeyler bekliyordum. Mesela daha güzel bir şeyler bekliyordum ama mesela kabus deyince farklı oldu mesela. Ama sonunda biraz iyi gitti gibi oldu ama sonra kötü gitti. Evet evet maalesef aileler yarışıyorum böyle cilveli tarafı bu işte. Peki bir şey sorayım, masallardaki o erkek kahraman sen ne derdin? Ben Şirin diyecektim, Şirinler. Şirinli Şirin'e. Ay doğru ya, bir tane Şirin'e var değil mi orada? Şu an daha da üzülüyorum seninle konuştukça. Şu masallara dalasım gidiyor. Her genç kızın rüyası masallardaki Şirin. Efendim alkışlarla sizi uğurluyorum. Çünkü bu akşam finalde Kare As ekibiyle yarışıyoruz. Kare As ekibiyle karşınızdayız. Kimlerle yarışıyorum? Ozan. Ozan ve Çetin. İlk kimle yarışıyorum? İlk ben çıkacağım. Çetin seni müzik odasına alacağım. Ozan seni de final için yerini alacağım. Ozan. Bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var.
20 saniye süren var sana. Çok basit 5 tane soru soracağım. Tamam. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Tamam. Pas'taki süremiz kalsın. Tamam. O aklına gelmeyen cevap için. Hazır mısın o zaman? Hazırım. Bu arada burada, şurada yani en... Hani tutuk mu? Tutuk demeyeyim de bir şey sorduğumda böyle bir kal gelen Ozan'ı çıkarttınız finale. Son kararınız? Arap atın. Sonradan açın. Güzel. Yo, ben sana güveniyorum Ozan. Ben de kendime güveniyorum. Harikasın. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Yazılımla çalışan bir şey söyleyin. Bilgisayar. Adana Lüleburgaz'ın L'si ile başlayan çiçeklerden birini söyleyin. Lale. Kapı modellerinden birinin adını söyleyin. Çelik kapı. Boncuk kullanarak yapılan eşyalardan birini söyleyin. Abaküs. Nişasta çeşitlerinden birini söyleyin. Mısır. Ozan, 10 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışsın. Bakalım. Yazılımla çalışan bir şey söyleyin dedim, bilgisayar dedi. Bilgisayar Kare As ekibine kaç puan kazandırır? Buranın en popüler cevabıymış Ozan, sen makine mühendisi. Makine mühendisi. Ha, evet, mühendisi. Onun cevabını verdim. Adı Lüleburgaz'ın L'si ile başlayan çiçeklerden birini söyleyin dedim. Lale dedin. Lale'den size kaç puan daha gelir? Cevabıymış. Kapı modellerinden birinin adını söyleyin dedim. Çelik kapı dedin. Çelik kapı size 10 bin liraya giden o yolda kaç puan daha getirir? Cevapları açtırdın. Bakalım nasıl devam edecek. Boncuk kullanılarak yapılan eşyalardan birini söyleyin dedim. Abaküs dedin. Abaküs size kaç puan daha getirir ve çok merak ediyorum, popüler midir buranın da? Nazar boncuğu. Nazar boncuğu. Nişasta. Nişasta çeşitlerinden birini söyleyin dedim. Mısır dedi. Mısır'dan kaç puan daha gelir görelim. Ulaştın. Alkışlarla seni yerine alıyorum Ozan. Final için Çetin geliyor. Çetin, bu akşam aileler yarışıyor da. 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas'taki süremiz kalsın aklına gelmeyen o cevap için. Peki. Değiştir dersen bir iki seneden önce Ozan aynı cevabı vermiş demektir. Peki. O zaman da acil bir şekilde cevabını değiştir. Anlaştık? Anlaştık. Bol şans. Yazılımla çalışan bir şey söyleyin. Bilgisayar. Değiştir.
Cep telefonu. Adı Lüleburgaz'ın L'si ile başlayan çiçeklerden birini söyleyin. Lale. Değiştir. Geçiniz. Kapı modellerinden birinin adını söyleyin. Geçiniz. Boncuk kullanılarak yapılan eşyalardan takı. Birini... Nişasta çeşitlerinden birini söyleyin. Un. Adı Lüleburgaz'ın L'si ile başlayan çiçeklerden birini söyleyin. Lavanta. Kapı modellerinden birinin adını söyleyin. Çelik kapı. Değiştir. Tahta kapı. Tahtayı aldın mı? Al. Aldım tahtayı. Oo. Aldım, aldım. Çetin, 10 bin liraya giden o yolda bakalım sen neler yapmışsın? Yazılımla çalışan bir şey söyleyin dedim. Sen cep telefonu dedin. Cep telefonundan 132 puanınızın üstüne kaç puan daha gelir görelim. ...156 puana ulaştınız. Gördüğün gibi burada yarışma boyunca tutuk davranan Ozan... ...senin ev arkadaşın, üniversite arkadaşın... ...şu an aslında bütün hayatının arkadaşı olan Ozan... ...burada gördüğün gibi 3'te 3 popüler cevapları açtı. Şaşırmadım. Harikasınız. İşte bu. Efendim sonrasında şöyle ilerledik. Adı Lüleburgaz'ın L'si ile başlayan çiçeklerden birini söyleyin dedim. Lavanta dedin. Lavanta. Sizi... 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? ...172 puana ulaştınız. Son o son saniye aldım ya. Kapı modellerinden birinin adını söyleyin dedim. Tahta kapı dedin. Tahta kapı sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Ve wow, boncuk kullanılarak yapılan eşyalardan birini söyleyin dedim. Takı dedin Çetin. Erken bir sevinç mi yaşayacağız? Takı. Daha bir tane sorumuz cevabı varken. Acaba sizi erken erken 10 bin liraya yaklaştırır mı? Görelim. Canım ciğerim için tabii ki açıklamam gerekiyor. Nişasta, neydi nişasta? Nişasta çeşitlerinden birini söyleyin dedim. Un dedi, bakalım un eğer takıda bitirmeseydiniz işi, un demişti. Oo, undan 0 puan. Orada takıda neyse ki yırttınız. Böylelikle 220 puanla harikalar yarattınız. 10 bin lira sizindir. Bir de biliyorsunuz Emir'e verdiğimiz sürpriz cevap 1000 lira da orada. Onun da gideceği yer belli. Eğlendiniz mi? Çok eğlendik sayenizde. Ya biz de çok eğlendik. Hakikaten iyi ki geldiniz. Alkışlarla harikaydınız gerçekten. Sizi kutluyorum. Yepyeni bir aileler yarışıyor da tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.